Müzik haram mıdır İslam dininde? Değildir. Bir şeyin çünkü haram olması için Kur'an'da açık ve net ifade olması lazım. Açık net bir şekilde bu haramdır Bu denmesi nasıl lazım. yanlış bir algı peki? Haram olmayan her şey, mesela diyelim ki çay içebilir miyiz? Kahve içebilir miyiz? Ha, bir ara kahve de haram diyenler çıkmış ya, onu da tarihte hatırlatalım, sonradan şey olmuş ama insanlar dönem dönem bazı kendileri sevmedikleri şeyi millet de yapmasın diye haram ifadelerini kullanmışlardır. Müziğin gürültüsünden hoşlanmayan, ruhun da o müziğin güzelliğinin inceliğini anlamayacak kimseler elbette ki haram demişlerdir. Bu ne yazık ki yer bulmuş da bir görüş ama kesinlikle İslam'la alakası olmayan bir görüş. İmam Gazali ki birçok konuda yani böyle sert izahlarıyla da tanınır. İmam Gazali yani müziği haram edenlerin işte kuşların ötüşüne bile düşman olacağını söyleyerek yani onlarla alay ediyor. Adeta müziği haram diyenlerle, kendisi de hani birçok konuda dediğim gibi yer katılmayacağımız izahı da olabilir ama bu konuda o bile böyle diyor. İmam Gazali de böyle diyor ama bizim için asıl temel referans noktası Kur'an'da bir şeyin yasaklandığına ilgili açık net bir ifade yoksa zaten otomatikman helaldir. Yani biz çay içilebilir mi, kahve içilebilir mi, cappuccino olabilir mi, sallama çay olabilir mi diye izah aramamıza gerek yok Kur'an'da. Asıl olan yasaklardır, yasak olmayan her şey helaldir. Haramlar daha az zaten değil mi helal Tabii dairesi ki. açısından Bakın. baktığımızda? Yani son derece spesifik değil midir haram Bakın Allah haram, kılınanlar? mesela yenmesi haram kılınanları sayalım. Kur'an'da açık. Evet. Kur'an'da dört ayrı yerde geçiyor. Dört tane haram sayıyorlar yenmesi haram olanlarda. Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlar. İnsanların yedikleri yiyecekler içinde. Haram kılınanlar bunlar. Sadece bu kadar. Bunların dışında temiz bütün ürünlerin hepsi helaldir. Bu kadar. Yani artık biz domates, patlıcan, maydanoz, karnabahar, enginar, brokoli, şu bu helal diye teker teker sormamıza gerek yok. Bu dördüne dahil olmayan her şey helaldir. Yani bu kadar basit. Müzik de haram değil Tabii ki müzik diyorsunuz. de haram değildir. Fakat şöyle bir şey var. Yani Kur'an'da bazı haramlar vardır. Siz o haramı müzikle yaparsanız da haramdır. Müziksiz Ha, yaparsanız haram. tabii. Yani bazen böyle diyordur. Ya adam müzikle isyan ediyor sallallahu. Ya kardeşim Allah isyan bir Başlı şeyle mi? başına haram Yani zaten. birisi konuşmak haram mı diye sorarsa konuşmak helal deriz. Ama sen konuşarak Allah'a isyan ediyorsan tabii ki o yani haram olur. Müzik de Allah'a isyan için kullanıyorsan müziği, insanı harama, kötülüğe teşvik için kullanıyorsan o zaten müzikle alakalı bir şey değil. Onu sen müziksiz de yapsan haram. Ama kimi şarkıların sözlerinde de farkında olmadan belki insanlar yapıyorlar. Yanlış ifadeler var Tabii ki onlar esasında. Şu an aklıma gelmiyor ama. ölçü çok basit. Konuşulurken söylenmemesi gereken her şey müzik yaparken de söylenmemesi gerekir. Yani sanat Allah'a, dine mesela, aa bu sanat işte olabilir. Ne olacak canım? Da dememek lazım. Yani münasebetsiz, Allah'a, dine karşı saygısız bir ifade müzik olunca bir yandan aa yani meşru da olmaz. Hani elbette ki böyle Anladım. bir şey olmaz. Yani konuşurken söylenmemesi gereken hiçbir şey müzik yaparken de söylenebilir duruma dönüşmez. Ama bu müziğin helal haram olmasıyla alakalı ki onu konuşurken de zaten söylemem lazım. Allah'a isyan içeren bir ifadeyi. Müzik olunca da elbette ki olmaması lazım. Bununla ilgili basit bir örnek verebilirim. Mesela Beatles'ın bir şarkısı vardır meşhur. Yani düşünün ki hiç işte cennet yok, insanlar ne kadar mutlu falan. Aslında tamamen dinlere karşı düşmanlık yapmak için yazılmış sözdür. Ve o şarkının sözü çok güzel bir melodiyle verilir. Bu bence daha da tehlikelidir. Yani güzel bir melodiyle o sözleri birçok kimse kendini mırıldanırken bir anda bulur. Bulur ama Bulur. esasında çok son derece Tabii tehlikeli ki sözler. tamamen dine düşmanlıktan yazılmış bir sözlerdir, ifadelerdir onlar. Bir Müslümana tabii ki öyle bir şarkıyı söylemesi, ona prim vermemesi lazım. Yani Allah'a düşmanlık etmiş bir kişi onu bir sanatsal kılıfa bulmuş. Ama buna karşılık yapılacak şey, buna benzer münasebetsiz sözler yapılacak şey müziği haram etmek değildir. Tam tersi yapılması gerekli şey nedir? Müslümanların bilim ve alanında güçlü oldukları gibi sanat alanında da güçlü olması, kendilerinin dinlenebilecek sözler ortaya koymalarıdır. Yani dinlenebilecek sözler çok geniştir. Allah'ın evrene yarattıklarındaki güzel, haram olmayanlara karşı bir sevgiyle ilgili olabilir. Bana göre hepsinden daha güzel Allah sevgisiyle ilgili olabilir. Doğru. O olabilir, bu olabilir. Yani teker teker helal olan şeyleri yine saymamıza gerek yok. Ama sanat insanlara bir güzel bir şeyler sunmak için olabileceği gibi bence
İslam dininin anlattığı temel öğeleri insanların kalbine sevdirmek, ısındırmak için de kullanılabilecek bir araç. Müslümanlar sanatla, müzikle iç içe olmaları lazım ki onu kullanabilsinler. Özellikle günümüzde olumlu bir mesajı vermekte sanat çok önemli bir araç. Sanatı kullanmazsak çok çok büyük bir eksiklik olur. Mesela bir diziyi düşünün, fonunda müziği çıkartın birçok dizinin, filmin. İnanın o diziyle film bile zor izlenir hale dönebilir. Oldukça sıkıcı hale dönebilir. Yani günümüzün en etkili, bana göre iki tane dalı var sanatta. Birisi sinema ve buna bağlı olan bütün o sinemanın içinde olan her şey. Sinema derken ben burada hani dizi falan hepsini de içine kapsayacak şekilde düşünüyorum. En etkili sanat alanlarından biri. Diğer bir tanesi de müzik bence. Ki sinemanın içinde ayrıca müzik de var tabii. Onu da yapalım. Ha, diğer sanat dalları da mutlaka etkilidir, çok önemlidir. Ama özellikle bu iki dal geniş kitleler üzerine çok çok etkili. Müslümanların bu iki dalda iyi sanatçılar çıkartıp bu alanları iyi kullanmaları dışında bence bir şansları yok. Eğer ki kitlelere İslam'ı anlatmak ve sevdirmek diye bir endişeleri varsa.